Bundan tam 2 yıl önceydi. Bugün 101 canımızı katletti IŞİD ve 500'den fazla da yaralımız vardı o gün. O gün birkaç dakika geç kaldığım için patlamadan ben de kurtulabildim. Ben de oraya gidiyordum ama biraz geç kalmıştım. Patlama sesini duydum. 2 kez üst üste oldu, yer yerinden oynadı. Çok ciddi bir kargaşa, telaş içerisinde insanlar bir tarafa kaçışıyordu. Ben de o patlama yerine doğru yardıma koştum. Her yer kan içindeydi ve vücutlar parçalanmıştı. Biz onlara basmadan dikkat ede ede insanlara yardım etmeye çalışıyorduk o gün, o an. O yardım sırasında kolluk güçleri gaz attı. Ölülerin, yaralıların ve yardım edenlerin üzerine. Nefes almaya çalışıyorduk bir taraftan, bir taraftan da yardım etmeye çalışıyorduk. Bugün 2 yıl sonra aileler çocuklarını anmaya gittiğinde onlara da gaz atıldı. Acılarını yaşayamadılar, izin vermediler. O gün AKP iktidardaydı, bugün de AKP iktidarda. O gün MİT başkanı aynıydı, bugün de aynı. Ve o gün IŞİD diyemediniz bu işi yapanlara. Kokteyl terör örgütü dediniz. Çünkü o gün öfkeli çocuklarımız diyordunuz. Öfkeli çocuklarımız diyordunuz. Bugün geldiğimiz noktada da çok bir şey değişti mi? Halkımızın takdirine sunuyorum. Sonrasında adli tıpa gittim. Çünkü ne yapacağımızı bilemiyorduk. Adli tıpa gittik. Bekleyiş başladı. Adli tıp ilk zamanlarda çok kalabalık değildi. Çünkü insanlar cenazelerini önce hastanelerden arıyordu. Hastanede, özür dilerim, yaralıları arıyordu. Yaralısını bulamayan en son çare adli tıpa geliyordu ve adli tıpın önü her geçen dakika daha da kalabalıklaştı. 1, 5, 10, 100 kişiyi getirdiler sonra. İstif ettiler. Tek tek teslim ettiler. Orada ben Veysel'in annesini gördüm mesela. Eşini de kaybetmişti, çocuğunu da. Veysel'in annesi diyordu ki, evladımı yarmayın, açmayın, onu otopsi yapmayın, o daha çok küçük diyordu. 9 yaşındaki Veysel ve babası orada ölmüştü. Tek tek teslim ettim, her bir acıyı hala buramda hissederim. Sizler de evlatlarınıza baktığında, evlatlarınızın gözlerine baktığında, o Veysel'in, o 9 yaşındaki Veysel'in koca koca gözlerini hiç unutmayın, size ders olsun, dert olsun.